Yazık hepsi. Beğenemedim ben. Vallahi beğenemedim. Ben senden atom bombası falan bekliyordum. Her gün evin kepçeyle geliyorsun. Ne o? Maddi sıkıntı mı var? Çok komik Şevkat. Sen şimdi herkesin içinde beni bozdun. Ama ben ciddi ciddi o binayı yıkacağım. Sonra da buradaki herkese birer bardak soğuk su ısmarlayacağım. Nasıl? Bu mahallede bundan gale bile yıkamazsın la. Boşu boşuna barikat yapmayın. Her şey yasal. Başınıza beni almayın. Amirim, yok yanlış anladın. Engel falan olan yok. Bizim arkadaşlar tribün kuruyordu. Biz tribünden izleyeceğiz biliyorsun. Bizim milli aktivitemizdir inşaat seyretmek. Değil mi lan? Çalışıyorsun sen, bu saçmalık ne ya? Sana ne oluyor Esin? Ben artık iş adamıyım. İşimi yapmaya geldim. Bunun da haddini bildirmeye geldim. Tamam? Esin, tamam. Sen geç istersen yerim. Bu zaten laftan anlasaydı şimdiye kadar çoktan adam olurdu bu. Ama Şevkat... Yok, lütfen. Al şunu. Ben bak güzellikle konuşacağım. Hadi. Yıkım var. Ne yıkımı? Binanı boşaltsınlar. Yoksa biz hepsini tutup götüreceğiz. Vazifemiz. Vazifeniz. Avukatım belgeleri verin. Bina bizim. Komple satın aldık. İstediğimi yaparım. Demek sonunda iş buraya geldi ha. Ben bu mahallenin huzuru ve güzelliği için harcadım tüm yaşamımı. Herkes birer ev sahibi olsun, huzur içinde yaşasın, namerde muhtaç olmadan diye bir arada kardeşçe yaşayalım diye düşündüm hayatım boyunca. Ama demek bu huzurumuza da göz dikenler olmuş ha? Hem de siz. Ulan bir de bana akraba alacaktınız ha? Vay be. Vay be. Burada kardeşçe yaşıyoruz biz. Bana bakın, bütün sülalene söyle. Bütün bu evleri, bütün bu semti yıkabilirsiniz. Ama bizim dostluğumuzu, kardeşliğimizi yıkamayacaksınız. Ne olursunuz siz üzülmeyin Cevdet Bey. Çünkü siz üzüldüğünüz zaman bütün mahalle üzülüyor. Sonra biz yıkılıyoruz. Nasıl üzülmem madem? Sizin üzülmenizi istemiyorum. Lütfen. Sizin kılınıza bir zarar gelsin istemiyorum. Elimizde yıkım belgeleri var. Her şey kanuni. Kanuna karşı gelmeyeceğiz. Soğuk kanlınızı bozmayın. Müsaade edelim, yıksınlar. Ne istiyorlarsa yapsınlar. Hep görecek değiliz ya. Artık ağlamamızı istiyorlar. Bu binaya da son kez bir bakın istiyorsanız bundan sonra göremeyeceksiniz çünkü. Bakın, şimdi dağılırsak bu bina ile birlikte sevgi, dostluk, kardeşlik gibi değerlerimiz de yıkılacak. Ve bu sırtlanlar parayla her istediklerini yaptırabildiklerini bize yıka yıka ispat etmiş olacaklar. Şimdi ağlamak isteyen ağlasın, çekilen çekilsin. Ama ben hayatımı gözden çıkardım. Bu ciğeri beş para etmelere uşaklık edeceğime şerefimle ölürüm daha iyi. Yıkamazsınız. Ben tapuyu devretmedim. Bunu onlar da biliyor.
İnanmazsanız bakın. Avukat kim burada avukat? Bakın. Bunlar Cevdet Bey'i üç kağıt yaparak kandırdılar. Aldılar tapuların elinden. Ulan sana elden 200.000 peşin verdik. Onu da söylesene. He, iyi ettin şimdi sen söyledin. Duydun Devrem, şahitsin. Ben bu adamlardan 200.000 lira aldım. Herkes bu adamlardan para alarak Cevdet Bey'i kazıkladılar. Ulan ben sana gösteririm. Lan bana gelip çocuğum hasta yatak düşünde demedim mi? O parayı ben fazla alırım senden, merak etme. Sen zahmet etme. Ben vereceğim zaten. Al ver bu parayı ona. Bu yıkım yasal değil. Kesinlikle yapamayız. Toparlanın, dönüyoruz. İşte be. Al lan paranı. Şimdi burada. Benim sapı işleri uzadı. Pazar sesiye sarktı. Çocuğumun başı üstüne yemin ettiğim için verecektim tapuyu. Ama Şevkat sen geldin, konuştun. Vicdanıma oturdu. Oğlum, peki bu parayı nereden buldun? Bu arabayı nereden buldun? Bir de özel şoför mü tuttun kendine la? He, o mu? Ya onu sen tanıyorsun. Sizi barıştırmak için getirdim ben bunu. Dur ben getireyim onu. Ne oluyor sen? Abi ne? Gel, gel. Ya gel gel, korkma. Olay bitti. Gel gel gel. Kim bu? Bir arkadaşım. Ya sen gidince ardından bu geldi kapıya. Bana 100.000 lira para verdi. Bana yalvardı. Aman dedi, ne olur o psikopatı benden uzak tut dedi. Ya Şevkat, sen ne ittin bu adama ya? Yok, yok canım. Psikopat dememiştir ya. Ben arkadaşa... İş yere uğradım, bir brief verdim satış ve pazarlama ile ilgili. Fakat inanılmaz etkilendi benim brieflerimden, değil mi kardeş? Eyvallah, doğru. Var mı bir eksik ihtiyaç, bir şey? O zaman şu arka sokakta benim araba var, onu bir iç dış yıkatıver be. Emrin ol. Hadi bakalım. Gelin buraya. Söyle bakayım şimdi, en büyük kim? Bizim mahalle. Hey mahalleli, hadi bakalım, yine iyisiniz. Bugün de çaylar benden. Çok güzel olmuş Esin Hanım. Siz mi yaptınız? Evet, teşekkürler. Ne yedi, ne oldu? Sokrat'ın Şölen kitabından fırlamış gibi. Bravo Rebeli ya, ellerine sağlık. Şevkat. O, hayırlı işler. Şevkat, senin resimle bu kadar ilgili olduğunu bilmiyordum. Ya bu resim değil bu. Çok başka bir şey. Ne peki? Çünkü resim tuvalde gördüğün değil, gördüğünün sana hissettirdiği şeydir. Doğru. Söyleyecek misin? Neyi? Bir kelime bile olur. O resim için bir kelimelik bir isim arıyorum. Kalbinden geçeni bir kelimeyle anlatabilir misin? Anlatabilirim ama Japonca. Japonca. Shibumi. Yani tek kelime dedin diye tek aklıma gelen bu oldu benim de. Kulağa güzel geliyor.
Anlamı ne? Aslında iki anlam var. İlki sıradan görünümlerin ardındaki olağanüstü özellik. İkincisi de hakimiyet peşinde olmayan otorite. Yani bu iki anlamıyla da bu isim sanki bizi anlatıyor. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Ama bu resim burada durmasa ya, ben utanırım. Nereye götürsem bunu? Tamam, giderken götürürüm ben. Eline sağlık. Teşekkürler. Yanağını sil. Burada.
güzel. Bahar, gel kızım. Bahar git, su getir, su getir. İyi misin anne? Tamam. Tamam. Ay, itfaiye geliyor. Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Gizemciğim, gelmene gerek yok. Zaten hastaneye gittik biz. Bir şeyim yok yani benim. Esin, ben şimdi hemen senin yanına geliyorum, tamam mı? Ya vallahi gelmene gerek yok. Şevkat burada yanımda zaten. Yarın görüşürüz, olur mu? İyi, tamam o zaman. Tekrar geçmiş olsun. Yarın görüşürüz, tamam mı? Sağ ol canım. Hah, su iç biraz. Çok teşekkür ederim. Yani sen gelmeseydin olacakları düşünmek bile istemiyorum. Düşünme zaten. Geçti gitti. Canımız sağ olsun. Babama söylemeyelim ama şimdi, olur mu? Çok telaşlanır o şimdi gece gece. Tamam tamam. Sen müsait bir ara söylersin kendine. Babam iyi ki beni sana emanet etmiş. Bugün daha iyi anlıyorum. Çok iyi bir şey yapmış. Bence de. Beni tanıyan adam kendi kızını da haydi haydi tanır değil mi? O ne demek şimdi? Sakar mıyım ben? Aptal mıyım ben? Vallahi ben bir şey söylemiyorum. İki defa denedin, üçüncüde en sonunda yaktın evi. Bravo. Yani ayıkken yapamadığını uykunda hallettin. Hani millet uyur gezer, sen uyur yakar maşallah. Ayaklı felaket. Ben miyim ayaklı felaket? Asıl sen her gün bir olayın içindesin, her gün bir şey yaşıyorsun. Ya mevzu olay molay değil ki kızım. Bu şuur meselesi sadece, şuur. Ya itfaiyeci söyledi işte, mumdan çıkmış yangın. Yok dedi, elektrik kontağında da bir şey yok dedi, mutfakta da bir şey yok dedi. Orada gittik baktık, şamdan yanık duruyordu dedi yerde. Ya bırakmadım ben yanık, tamam mum yaktım ama söndürdüm. Dışarı çıkmaktan vazgeçtim, çok yorgundum, yatmaya karar verdim. Ben üfledim diye hatırlıyorum. Bence derken hani orada bir dışarı mı çıksam, evde kalıp yatsam mı, üflesem mi, üflemesem mi derken düşmüş, o yakmış, bitti. Tamam. Bunların hepsi varsayım. Beni varsayımlarla yargılama lütfen. Hiç sevmem böyle şeyi. Ha öyle mi? Çok özür dilerim o zaman. Çok pardon. Doğru canım, bizim Matilda falan kıskanmıştır da yakmıştır. Bizim kızlar çünkü biraz psikopat. Böyle o kıskançlıktan gelip yakmıştır evi, kundaklamıştır kakasıyla. Ya sen beni azarlamak için mi kurtardın yangından? Ha? Yakarım vallahi kendimi. Şişt, tamam tamam. Tamam, öyle kötü kötü şeyler söyleme. Bizim daha yaşayacak çok şeyimiz var. Beni bırakıp gidemezsin. Benden çekeceğin var yani. Ben aşık olduğumda on kamyoncu gücünde oluyor. Kaderimse çekerim. Esin, seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Ben de sana önemli bir şey söylemeye geliyordum, işte olduk. Tamam, o zaman yaz oturu atak. Hiç gerek yok. Önce sen söyle, ben centilmenim. Çok teşekkür ederim öncelikle. Hiç lafı uzatmadan kısacık söyleyeyim. Ya şimdi ben sana bir türlü evlenme teklif edemedim ya. Her seferinde bir mani çıktı. Tamam, biliyoruz, geç. Ya diyeceğim, öyle seremoniye falan çok gerek yok. Yani durumumuz ortada zaten. Gel, biz direkt nikaha basalım ha. Bu kadar mı? Ha, bu kadar. Seninkini alalım. Flört isterim. Buyur. Önce flört, sonra nikah. Ne flört kızım, liseli miyiz biz ya? Yahu adet yerini bulsun. Adet yerini buldu zaten adet daha. Ne ben seni işte düğünden kaçırdım, ondan sonra basacağız nikah. Adet yerine ya, eski koya yeni adet getirmenin alemi ya. Flört, flört de neymiş ya, flört neymiş? Türkçe bile değil, Allah Allah. Futbol Türkçe sanki, ayılıp bayılıyorsun ama. Ya futbol Türkçe değil ama Beşiktaş Türkçe kızım. Benimki Beşiktaş aşkı, kısaca Beşiktaş aşkı. Maçlardan önce antrenmanlara gidiyorsun, totem yapıyorsun, taraftar kahvesine gidiyorsun. Bunlar hep flört işte. Oo, sen daha evlenmeden bunların muhabbetini yapacaksan işimiz var. Bak, futboluma karışacaksan önce imzayı atacaksın. Öyle hariçten gazel okumak yok hanımefendi. Ya flört ya hiç. Ha. Hala. Yüzeyir, fiber interneti bu hat üstünden geçirmeyi düşünüyorum. Oo, bu
Burak tribün olmuş ya. Esin gel, biz bir dükkana gidelim, baş başa konuşalım. Gel. Allah Allah. Nereye? Ne güzel seyrediyorduk. En güzel yerinde film koptu ha. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya biz de. Kanka. Hiç uza bakayım abisi. Tamam çıkıyorum ama kavga edecek seni dışarı. La fırla! Sevzek. Kusura bakma. Evet, şimdi konuşabilirsin. Ya flört ya hiç. Ya ne romantizmi, ne flörtü etsin, Allah'ını seversin. Bak evli insanlar ne yapıyor? Balayına gidiyorlar değil mi? Biz de onlar gibi yapalım. Avrupa'ya gidelim. Mesela Floransa'ya gidelim. Güzel müzeleri gezelim. Oradan güzel maskeler alalım. Efendim Venedik'e gidelim. Orada gondola bineriz. İspanya'ya gidelim. Orada çok güzel flamenco gösterileri varmış. Onları izleriz işte. Ant dağlarına gideriz. Güzel böyle kayarsın sen, kayak kayarsın. Ben orada yanından kızakla geçerim. Sana el sallarım falan filan. Ama böyle flört mülört deyip de gözümü seveyim. Şurada bizi bunlara maskara etme ya. Ah! Yeter. Dır 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 makineli tüfek gibi ya. Benimle evlenir misin? Üç kelime yan yana getirip bana bir evlenme teklif edemedin. Konu flörtten kaçmak olunca böyle destanlar yazıyorsun. Esin, kültür ve uygarlık coğrafyadan bağımsız düşünülemez. Gözünü seveyim. Yani şurada gördün... Ha buyur. Şu şekil göstereyim. Mahallede flört başkadır adlı postmodern çok güzel bir çalışma. Tamam Şevkat, bildiğim şeyleri bana anlatma. Ben sana kısa ve öz çok açık söyledim. Ya flört ya da hiç. Ama sen flörte yaklaşacağına hiçe koşuyorsun. Çok ayıp yapıyorsun Şevkat, bizi bahane etme ya. Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada ya? Siz ne yapıyorsunuz oğlum burada? Kötü bir niyetimiz yok Şevkat. Çekirdek yiyoruz. Ne yapıyoruz ya? Oğlum bir teker teker konuşun lan. Bir tane sözcü seçin, o konuşsun. Bu. Tamam, beni muhatap alabilirsin Şevkat. He. Tamam kardeş, siz gidebilirsiniz. Siz de alın abisi. Tamam gidin abi. Yürü abi. Sen misin lan sözcü? Benim Şevkat. Yeni yumurtalar gelmiş. Buranın hali ne lan? Buranın hali ne oğlum? Al lan o zaman. Tüsür şuraya. Çakal. Hep tek çekirdek kabuğu yapmışsın o zaman tabii ya. Kusura bak. Tamam bak. İkimiz... biz beraber baş başa bir şeyler yapalım. Mesela sinemaya gidelim, tiyatroya gidelim, opera, baleye gidelim, mangala gidelim mesela. Ama yani bunları tadında yapalım yani, çok abartmadan. Ne abartması? Ben abartıyor muyum şimdi? Ya çok şey mi istiyorum ben? Yok, yok. Ya ben hani önlem olarak şey yapıyorum önceden yani. Hani farzı misal yani. Asıl sen abartıyorsun. Ya flört dediğin şey birbirini seven iki insanın öyle birbirine kur yapması, böyle küçük romantik anlar yaşaması. Ya düşünsene ne kadar güzel olur. Günaydın. Günaydın Esin. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Şevkat. Çok özledim seni aşkım. Ben de seni çok özledim sevgilim. İyi, öyle bir sesini duyayım diye aramıştım. Hadi görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Hadi kapat. Olmaz. Sen kapat. Aa, olmaz. Lütfen sen kapat. Ya olmaz, kapatamam ben sevgilim. Sen kapat. Ya kırma beni. Bak çok basit. Parmağınla ekrana dokunacaksın. Hadi kapat. Hayır, o parmağımı kırarım daha iyi. Sen kapat. Kızım bak, gideceğim en sonunda balyozlu o baz istasyonu paramparça edeceğim. Toptan kapanacak ha. Kapat. Aman iyi be. Bir kere de tatlı bitir şu konuşmayı. İyi tamam, uzatma hadi. Allah Allah. Öküz! Esin, bak gel biz direktman evlenelim ya. Ya bu flört olayının sonu nikah masasında değil de bence karakolda biter gibi görünüyor ya. Ya neden bu kadar direniyorsun anlamıyorum. Sen flörtten ne anlıyorsun? Biz başka şeyler mi konuşuyoruz? İşte flört... Yani işte yumurtlama döneminden önceki işte kuluçka evresi gibi bir şey ya. Yuh, oha! Ya biz tavukla horoz muyuz Şevkat? İnsanız. Flört böyle... Birbirini seven iki insanın evlilikten önce birbirini tanıma sürecidir. Hatta biz seninle flört etmeye başladık bile. Sen her konuda kendi istediğin olsun istiyorsun. Yani biz seninle emanet olarak tamamız. Ama ben seni daha evlenecek kadar iyi tanımıyorum. Allah Allah arkadaş, ne tanımakmış bu ya. Ben yıllardır bu mahallenin çocuğuyum. Çık istediğine sor yani Şevkat nasıl bir adam. Hatta git babana sor en önce yani, o söylesin sana. Evet ya, babama sorayım. Hatta babamı buraya çağıralım, soralım. Flört nedir, neden yapılmalıdır? Ha, ister misin? Yok. Selam. Ben bir geçmiş olsun demeye geldim.
galiba sık sık ev yapma huyum varmış. Ben de bir ev hediyesi getirdim. Ona huy değil de görünmez kaza diyelim. Ben o evin içinde ölebilirdim de çok tatsız bir şaka. Bu onu alır mısın lütfen? Ay yok yok, yanlış anladın ya. Yani inan dalga geçmek gibi bir niyetim yoktu. Ya benim de geçmişte var böyle yakmakla ilgili vukuatım da. Tabii ben ev yakmadım. Ya Boğaz'la bir restoranta gitmiştik, hatırlıyor musun Şevkat ya? Böyle alevli bir meyve gelmişti masaya, ben de onu devirmiştim. Kayık sefasından sonra gitmiştik o restoranta. Neyse, daha fazla uzatmayayım ben. Dediğim gibi bir geçmiş olsun demeye geldim. Oldu, görüşürüz. Seval, bunu alır mısın lütfen? Unuttum, benim ihtiyacım yok. Peki. Vay be, neler duyuyorum. Bu flört sadece bana yok herhalde. Ya bu Seval galiba hadiseyi yeni de hatırlamak istediği gibi kazmış kafasına. Bu kayık sefası dediği şey, şimdi ben bir gün balığa çık dedim kayıkla. Baktım bu da geliyor ileriden, elinde olta. Geldi bindi. Ondan sonra bir süre sonra dedi ki ben sıkıştım. Mecbur yanaştık, bir tane orada balık restoranı vardı. O restoranın oraya yanaştık. Bu işte lavaboya girdi falan. Ben de o sırada işte restoranın sahibiyle muhabbet ediyordum falan. Bu palamut mevsimiydi, tamam mı? Palamut mevsimi. Ben de bir torik tutmuşum bu kadar. Restoran sahibi dedi ki, abi dedi bu dedi toriyi bana satar mısın dedi. Ben dedim kardeş ben satmam. Ama dedim pişirirsen beraber yeriz falan. Neyse yedik falan. Adam sonradan jest olsun diye bir böyle yanar dönerli meyve getirdiydi. Bu sakar da çarptı ona, devirdi. Masanın örtüyü falan yak dedi. Onu anlatıyor şey diye yani. Bu. Bu. Vallahi bütün detayları aklında, daha dün gibi. Hiç unutmamışsın. Ama o torik hatırlanır yani. Vallahi acayip lezzetliydi. Çok da güzel pişirmişlerdi. Şimdi toriyi ye, hakkını yeme. O zaman biz de balığa çıkalım Şevkat. En yakın zamanda yaratıcı flört tekliflerini bekliyorum. Dön bak. Dön bak. Dön bak kız. Dönüp bakmadı bile. O kadar mı ya? Dur oğlum sen de ya. Hadi oğlum in aşağı. Ay Niko. Evet abi, yine araba gezisi. Benim arabam lan Niko. Başka kimin arabası var, ne yapayım? Evet. Tamam, kaç da dersen. Tamam abisi, dükkandan alırım seni. Allah Allah, laf ya. Tamam, kaç da diyorsan artık oğlum. Ya tamam Niko, Allah'ını seversin ya. Araba gezisi, konuşacağız, ne yapalım? Ben kime dökeyim içimi yani? Tamam, hadi konuşuruz. Hadi. Esin, Şevkat arıyor. Efendim Şevkat. Neredesin? Havuzdayım. Ama sen böyle zırt pırt dükkanı boşlayıp havuzlarda takılırsan yakında topu atarsın, ben sana diyeyim. Yahu ben esnaf mıyım? Sanatçıyım, her an orada olmama gerek yok. Ayrıca yeni sergim için biraz dinlenmem, kafamı boşaltmam lazım. Sen de gelsene. Yok, benim müşteriye mal götürmem lazım da şimdi bir arabada sorun çıktı, onunla uğraşıyorum. Bana bak, akşam bir plan yapma da beraber baş başa takılalım. Randevu mu yoksa? Flört istedin ya kızım. Ha başlıyoruz işte. Hadi akşam görüşürüz canım. Öptüm. Tamam, görüşürüz. Allah Allah. Randevu istiyor Şevkat akşam için. Kesin bir sürpriz hazırlıyor. Ne planlıyor acaba? Bence hiç planı yok. Yani şimdi akşama bağladı, şimdi düşünecek o. Maça götürmez değil mi? Yok canım, götürmez. Yani götürmez herhalde. Çok merak ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.